Saat akşam an itibarından 8'e çeyrek var ve biz Fractist ofisinde sizler için içerik üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Diablo'nun 20. yılına özel olarak Blizzard'ın yaptığı yetkinlikler. Bunlar biliyorsunuz Blizzard'ın kendi oyunları içerisindeki yaptığı ufak tefek çok keyifli etkinlikler. Bir tanesi World of Warcraft'ın içerisinde. World of Warcraft'ın içerisinde bir tane Treasure Goblin geziyor ve bu Treasure Goblin'i kestiğiniz zaman Cov Level'a gidiyorsunuz ve Cov Level'ın içerisindeki boss'u da kestiğiniz zaman enteresan item'lar düşüyor ve aynı zamanda bir oyuncak düşüyor. Bunu kendi inventörünüze atabiliyorsunuz ve dokunduğunuz zaman bu gitara Diablo müzikleri çalıyor. Aynı zamanda dediğim gibi bir takım farklı eşyalar da var. Bunlar da sizin keşifleriniz daha doğru olacaktır. World of Warcraft'tan sonra şimdi tabii ki Diablo'ya bakalım. Bakalım Diablo'nun 20. yılında Diablo kendi içerisinde oyunla ilgili ne yapmış? Hemen soruyu atlatmayacağım, ne yaptığını da söyleyeyim. Diablo 20. yılına özel olarak Diablo'nun içerisinde eski ilk birinci Diablo'ya sizi gönderiyor ve Tristram'ın gerçekten korkulu mahzenine giriyorsunuz ama tıpkı Diablo'daki gibi giriyorsunuz. Aynı efektler, aynı tepkiler, aynı grafikler ve hatta aynı Butcher'la karşılaşıyorsunuz. Hep beraber izleyelim. Şimdi gelelim Hearthstone'a ki benim açık söyleyeyim en çok sevdiğim oyunlarından bir tanesi Blizzard'ın. Aslında hepsini seviyorum ama ayrı bir konu Hearthstone'u ayrıca bir sevgim var. Burada yaptığınız şey ise şu. Taverna'ya gidiyorsunuz ve karşınızda Dark Wanderer çıkıyor. Dark Wanderer'ın kendi kart seti var, kendi deki var. Ve onunla kapışırken eğer onun üzerine bulunan 3 tane secret'ı açarsanız sizi başka bir sürpriz bekliyor. Bunu biraz da kendiniz başarın, öyle elde edin istiyorum ama neye gidiyorsunuz Dark Wanderer'ı yendiğiniz zaman elinizde hoş ve güzel özel bir card deck, yani kart sırtı, kart arkalığı geliyor.
Bu kadar sürpriz arasında StarCraft bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Çünkü StarCraft'ta yalnızca Hungry'de oynarsanız oynayın, alttaki panelde işçinin yalnızca portresi değişiyor ve başka bir şey yok. Ama olsun, yani de StarCraft seviyorsanız keyifli bir ayrıntı olabilirsiniz. Şimdi sıra Heroes of the Storm'da. Heroes of the Storm'da ne olduğunu hadi gelin beraber keşfedelim ya. Hadi. Gelelim Blizzard'ın çıkardığı son oyuna, Overwatch'a. Overwatch'ta ise karşınıza bir Dark Wanderer portresi geliyor. Aynı zamanda oyuna girdiğiniz zaman Diablo'nun içerisindeki karakterleri size hatırlatacak olan farklı farklı spelleri elde ediyorsunuz. Şimdi bakalım onlar neymiş, hep beraber izleyelim. Diablo'nun 20. yılına özel sürprizleri Blizzard tarafında bunlardı. Açıkçası nasıl 20 yıl geçti bilmiyorum. Hala Diablo'nun o unutulmaz müziği kulaklarında, hala o kapıya geldiğim zaman kilisenin hissettiğim o korku, o durmadan o kiliseye girip çıktığım his hala kalbimde, hala onu hissedebiliyorum ama 20 yıl dile kolay, dilerim daha bir 20 yıl daha görürüz be. Hadi be Diablo. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.